İnsan vücudunda paratormonun etkilediği yapılar arasında verilenlerden hangileri yer alır? Paratormonun görevi neydi? Kemikten kana kalsiyum geçişini sağlayan hormondu değil mi? O zaman kemik dokuyu, ince bağırsak villuslarını, böbrek nefronlarını etkiler diyebiliriz değil mi? Zaten kemik dokuyu etkilediğini biliriz. Peki ince bağırsak villuslarını emilim yüzeyini artırdığı için etkilediğini söyleyebiliriz. Böbrek nefronları ise böbreklerden geri emilimde yapıldığı için bunu da kabul edebiliriz. O yüzden cevabımız 1 2 3 şeklinde olmuş oluyor. Aşağıda endokrin hastalıklardan hangisi böbrek üstü bezlerinin anormal çalışması sonrasında oluşur? Tetani, kalsiyum miktarı ile alakalı. Tip 1 diyabet, şeker hastalığı ile alakalı. kretenizm tiroksin miktarı ile alakalı. Cam kemik hastalığı yine kalsiyum ile alakalı. Tunç hastalığı ise böbrek üstü bezinin kabuk bölgesinden aldosteron miktarının az salgılanması sonucu oluşan bir hastalık olduğu için cevabımız C seçeneği olmuş olacak. Sağlıklı insanlarda uzun süreli açlıkta, kısa süreli açlıkta kan şekerinin normal değeri çıkarılması için aşağıdaki hormonlardan hangisi görev alır diyor. Şimdi insülin zaten olmaz değil mi? Kan şekerinin yükseltecek bir şeyler olması gerekiyor. O zaman uzun süreli açlıkta de, no, kan şekerini normal değerin üzerine çıkarmak için biz adrenalin hormonunu kullanmayız. Çünkü sinirsel etkiye sahip olduğu için bu daha kısa süreli etki gösterir. Eee peki glikojen kortizol için karar verecek olursak kortizol demeliyiz. Çünkü kısa süreli açlıkta da glikogon miktarı ayarlanır. Bu nedenle doğru cevabımız D seçeneği olmuş olacak. Çünkü insülin dediğimiz kan şekerini düşüren bir şeydir. Zaten bize ikisi de kan şekerini yükseltecek şey olması gerekiyor. O nedenle cevabımız D seçeneği olmuş olacak. Verilenler incelendiğinde ilgili hormon için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Ön beyinde yer alan bez tarafından sentezlenir. E, ee, i̇nsanlarda adet döngüsü, uyku düzeni gibi olayları denetler. Vücudun biyoritim hormonudur dediği zaman MSH dediğimiz hormon aklımıza gelecek. Bu MSH hormonu melatonin hormonu salgılayarak mevsimsel geçişlerde e, vücudun ritminin ayarlanmasını sağlayan hormon olduğu için doğru cevabımız B seçeneği olarak karşılaştırılır ışımıza çıkacak Nöroepinefrin insan vücudundaki özellik ve görevleri için verilenlerden hangileri doğru olur diyor. Kan basıncının düşmesine neden olur diyor. Kan basıncının düşmesine değil yükselmesine neden olur. Zaten adrenalinle benzer etki gösteriyordu unutmayalım. Kılcal damar çeperinin daralmasını sağlar ki bu şekilde beynimize daha çok kan gider ve hani korktuğumuz zaman yüzümüzün böyle beyaz olmasının sebebi de budur. O yüzden bu doğrudur. Kalp atımı üzerine etki göstermez diyor. Kalp atımını hızlandırır. O yüzden cevabımız B seçeneği olmuş olacak. Böbrek üstü bezinin öz bölgesi yapısal olarak aşağıdakilerden hangisine benzer? Endokrin salgı yapan bez epitel dokusu. Şimdi böbrek üstü bezinin öz bölgesi sinir sistemi tarafından uyarılıyordu değil mi? O zaman endokrin salgı yapan bez epitel dokusuna benzemez. Ekzokrin salgı yapan bez epiteli dokusuna da yine benzemez. Hem endokrin hem de ekzokrin salgı yapabilen epitel dokuya benzemez çünkü hem sinir hem hormon üretilmiyor. Endokrin salgı özelliği göstermeyen sinir doku, peki endokrin salgı özelliği göstermez demesi doğru mu? Değil, göstermesi gerekir. Endokrin salgı özelliği gösteren sinir doku demesi en doğru cevabımız olacak. Çünkü böbrek üstü bezinin öz bölgesinden hormon salgılanmasını sinir sistemi uyarırken, kabuk bölgesinden hormon salgılanmasını ise ACTH sağlar diyebiliriz. Aşağıdakilerden hangisi adrenalin hormonunun artmasına bağlı olarak gözlenebilecek fizyolojik değişimlerden değildir? Göz bebekleri göze giren ışık miktarının artması için büyür. Doğrudur. Beyin ve iskelet kaslarına giden kan miktarı artar. Yüzeysel damarlar olası yaralanmalar karşısında kan kaybını aza indirmek için daralır ve içeri doğru çekilir. Metabolizmanın hızlanmasına bağlı olarak bağırsaktaki peristaltik hareketler artar diyor. Bu yanlış arkadaşlar azalır. Değil mi? Biz şunu biliyoruz. Adrenalin hormonu sempatik sinirlerin etkisiyle çalıştığı için ve biz şunu biliyorduk. Sempatik sinirler her şeyi hızlandırıyordu. Sindirim sistemi ile ilgili olaylar hariçti. O yüzden yanlış olan cevabımız D seçeneği olmuş olacak. Bir insanda insülin yetersizliğine bağlı olarak gözlenecek değişimler için hangileri doğrudur? Kandaki glikozun fazlası idrarla uzaklaştırılmaya çalışılır ki sağlıksız insanlarda bu bu şekildedir. Çünkü normalde idrarımızda glikoza kesinlikle rastlanmaz. Eğer rastlanıyorsa bu kişi şeker hastasıdır diyebiliriz. O yüzden bir olmayanları hemen eleyelim. Hücreler metabolizmaları için gerekli olan enerjiyi yağlardan karşılamaya çalışır ki bu şekilde şeker hastası olan kişiler zayıflamaya başlar. Karaciğerde birim zamanda depolan, depolanan glikojen artış gösterir diyor. Peki glikojen artış mı gösterecek arkadaşlar? Evet. İnsülinin etkisiyle bu şekilde olur. Ancak insülin yetersizliğinde bu olay gözlenmeyeceği için üçüncü eliyoruz. Cevabımız 1 ve 2 olarak karşımıza çıkmış oluyor. İnsan vücudunda stres altına salgılanan hormonlar için ifadelerinden hangileri doğru olur kan basıncının yükselmesine neden olur çünkü stres altında kan basıncı yükselir beyne giden kan damarının miktarının artmasına neden olur ki bu stres anında hızlıca karar vermemiz gerekebilir vücutta kilo kaybının yaşanmasına neden olur ki bu şekilde ne oluyor arkadaşlar hücrelerimizde yağlar glikoza dönüşür ki daha fazla glikoz vücudumuzda bulunsun diye ve o nedenle karar verebilelim diye. O yüzden doğru cevabımız 1 2 3 olmuş oluyor. Yani E seçeneği. Aşağıdakilerden hangisinin bir hormonun çocukluk döneminde anormal seviyede salgılanmasıyla ortaya çıktığı kesindir? Tip 2 diyabet yaşlanınca ortaya çıkan bir hastalıktır. Tip 1 diyabet olsaydı çocukluk döneminde olacağını söyleyebilirdik. Şekersiz diyabet ADH'ın eksikliği ile alakalı bir şey. Akromegali dediğimiz gelişme sonrasında hormonun fazla salgılanması sonucu, miksodem tiroksin hormonunun ergenlikte az salgılanması sonucu, kretenizm ise çocukluk döneminde tiroksinin anormal seviyede salgılanmasıyla ortaya çıkan bir hastalıktır. Bu nedenle doğru cevabımız C seçeneği olmuş olacak. Hipofiz bezinden salgılanan ACTH miktarının artmasına bağlı olarak hormonlarından hangilerinin de kandaki miktarın artması beklenir diyor. Şimdi böbrek üstü bezimizin bir kabuk bölgesi hormonu bir de öz bölgesi hormonları seçenekte bize verilmiş. ACTH'ın uyardığı kabuk bölgesi hormonlarıdır. Öz bölgesi hormonlarını sinir sistemi uyarır. O nedenle bize ACTH miktarının artmasına bağlı olarak kandaki miktarın artması beklenir dediği için o zaman cevabımız 1 ve 2 olarak karşımıza çıkmış olacak. Çünkü 3 ve 4 sinir sisteminin etkisiyle çalışıyor. Dişi bir bireyde belirli zaman dilimindeki östrojen miktarı aşağıda verilen grafikteki gibi değişime uğramıştır. Buna göre aynı zaman diliminde gözlenecek değişimler için verilenlerden hangileri yanlış olur diyor. Şimdi T0 ve T1 zaman aralığında östrojen miktarı gitgide artmış. İşte peki bu şekilde ne olur arkadaşlar? FSH miktarı artar diyebiliriz. Aynı zamanda endometrium kalınlaşır ve kadınsı özelliklerde artma meydana gelir değil mi? O zaman bakalım. Hipofiz bezince kana verilen LH miktarı artar. Ee, peki artar mı yoksa FSH mı artar? Tabii ki FSH artar değil mi arkadaşlar? Aynı zamanda şunu unutmayınız: Östrojen miktarı arttığında FSH ve LH miktarında da artış gözlenir. İkisi için de doğru kabul edebiliriz. Uterus iç çeperinde kalınlaşma gözlenir. Bu endometrium tabakasından kalınlaşması demektir. Vücut ısısı düşmeye başlar diyor. Hayır, yükselme olur arkadaşlar. O yüzden yanlış olan cevabımız 3 olmuş olacak.